Ben tekne otostop çekiyoruz. Help. Büyük ihtimal 2 saat sürecek. Ya cimbulum bozulacak zamanı buldu. Selamlar. Uzun 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 bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Hep böyle videolarıma başlarken işte uzun aralar veriyorum ama artık daha kısa aralar vermem. Küçük bir cimbul sorunu yaşadık ama şu an her şey okey. Şimdi neredeyiz? Sarsala koyuna geldik Dalaman'da ve muhteşem bir yer. Ve buraya gelmişken de video çekmek istedim. Daha çok böyle son zamanlarda Türkiye'de çok içerik üretmiyorum. Biliyorsunuz genelde yurt dışı çekiyordum. Gidemediğim için de bir süredir çekemedim. Ama buraya görmenizi istedim, gelmenizi de istedim. O yüzden bugün sizde Sarsala koyunu böyle boylu boyuna gezeceğiz. Biz şu ileride küçük küçük koylar bulduk. Oraya çadırlarımızı kuracağız. İşte eşyalarımızı bırakacağız. Neyse şimdi çok geç olmadan gidelim. Bu yolu yürüyelim. Ben gölge bulunca size bir giriş yapmak istedim. Hadi. Nereye gidiyorum böyle? Sanki böyle geldim. Çadırı kuracağım hemen. Ondan sonra size bir etrafı göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel bir yerde kalıyoruz ve nasıl bir yerde kaldığımızı biraz böyle görün istiyorum koydan. Biraz oturduk, dinlendik. Çok da geç olmadan dedik ki burada Kleopatra hamamı varmış ve böyle bir 4 kilometre falan mesafesi var. Buraya gelirken arkadaşım onu çok bahsetmişti ve kesinlikle oraya git demişti. Biz de böyle yürüyüş olsun, trekking olsun diye oraya doğru yola çıkıyoruz. Ben de çantamı topluyorum. Bu arada normalde şöyle yapıyorum ben kampta kalırken. Çadırı kuruyorum, içine çantamı falan koyuyorum. Ama bir yere gidecek olduğum zaman hep böyle bir ön çantam var ve bununla birlikte gidiyorum. Ve bütün önemli eşyalarımı buna koyuyorum. Kameralarım, benim cüzdanım, pasaportum falan. Şimdi de çantamı hazırlıyordum. Ve size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu videonun bir sponsoru var. Video boyunca hem buraya gezerken hem de seyahat ederken Asus Zenbook inceleyeceğiz. Diyorum ki yavaştan yola koyulalım ki önümüzde uzun bir yol var. Şimdi geldiğimiz yolu böyle gerisin geriye yürüyoruz ve karşı koya doğru, Kleopatra Hamamı'na doğru gidiyoruz. Uzun bir yol bizi bekliyor. 2 saat, büyük ihtimal 2 saat sürecek. Ya cimbulum bozulacak zamanı buldu. İçinden geçtik. Bu arada Sarsala Koyu, asıl koy şurası. Böyle içerisinde tesis var. İşte insanlar yiyeceğini alıyor, içeceğini alıyor. Geliyor burada denize giriyor. Çok güzel bir denizi var. Bizim çadır kurduğumuz alan ta şurada. Şimdi tekneden çok gözükmüyor ama böyle ikinci koy, ikinci küçük koy diyebilirim oraya. Biz şimdi koyun diğer tarafından devam ediyoruz. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Tarafa doğru. Aa, saçım takıldı. Evet, rotaya başladık ve güzel başladım dikenlere takılarak. Bayağı ince gözüküyor ve zorlu bir rota gibi gözüküyor ama bakacağız. Saçım yamuldu. Zaten Medusa'ya dönmüştüm kamplarda 1,5 aydır. İyice dağıldım. Aynen, yukarı devam et, oradan çıkar bir yer.
Maps.me'den bu patika yollara bakıyorum. Çünkü Maps.me'de bütün yollar var. Özellikle Likya yolu, Kari yolu hepsine Maps.me'den bakabilirsiniz. Ben de şimdi bakacağım. O yüzden videoyu kapatacağım. Rotayı bulduk. Aa bak işaret orada. Orada mı o zaman? Bu dönüş yolu bence. Bu işaretleri görürseniz özellikle böyle Likya yolunda ve Kari yolunda doğru yolda olduğunuzu anlatan işaretler. Ama bunları okumayı bilmek de önemli. Kırmızı beyaz olunca bir yol, kırmızı diyorum, lacivert olunca başka bir yolun falan olabiliyor. Bizim işaretlerimiz bunlardı. Biz bunları bulduk ve yolda hep bunları takip edeceğiz. Bu işaretleri kim bırakıyor? Yolları hazırlayan insanlar. Neydi, Kate abla mıydı? Bir tane İngiliz bir abla var. Türk vatandaşı olmuş hatta. O böyle geliyor İngiltere'den. Likya yolunu açıyor. Kendi buluyor. Eski Likyalıların göç yolu orası. Kariye yolunu da o buldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Likya'yı kesin o buldu. Onlar yapıyor. Hadi. Ben yanımda böyle 1,5-2 litre en az su alıyorum yürüyüşlerde. Suyum çoğu bitti bu arada. Daha küçük bir yol yürüdük. Şimdi video çekiyorum. Yine başladılar ötmeye cır cır. Böyle 1,5-2 litre su taşıyınca ve size dediğim gibi ekipmanlarımı da yanımda taşıyınca böyle hafif bilgisayarlar gerçekten çok daha rahat oluyor. Hafif olmasının yanı sıra benim gibi içerik üreticileri için hem edit konularında güçlü bir performans sağlıyor hem de OLED ekranı sayesinde renkleri canlı ve gerçeğe yakın görebiliyorum. Aynı zamanda planı da benim için çok önemli. Mesela şu an kamptayım. Dün Zenbook'umu 1 saatte şarj ettim ve 18 saate kadar dayanan pilim sayesinde şu an rahat rahat kullanabiliyorum. Bu arada yürürken şöyle bir şey gördük. Büyük ihtimalle şu teknelerin çöpleri dökmesi için böyle yer yapmışlar. Tadam. Şimdi hamam koyuna geldik. Şu görmüş olduğunuz alan hamam koyu oluyor. 1,5 saat dedik ama 2,5 saat falan sürdü. Şimdi Kleopatra hamamını arayacağız. Ya tahminimce şuralarda bir yerde. Yine böyle haritalardan tam net bilgiye ulaşamıyoruz ama biz bulacağız. Değil mi? Bulacağız. Bulacağız. Uzun bir yürüyüş sonrasında vardık. Ben hemen şu arkaya geçtim. İçime bikinimi giydim. Kleopatra hamamı hakkında iki şey yaptım. Hemen size o bilgileri vereyim. Antik Likya döneminde inşa edilen bu hamam aslında bir rivayete göre yukarıda bulunan kral için deniz banyosu olarak inşa edilmiş. Bu rivayete göre aslında buranın Kleopatra ile alakası yok. Sadece çok güzel olduğu için adına Kleopatra hamamı demişler. Aynı zamanda bu Likya kalıntılarının yanında Bizans manastırı kalıntıları da bulunuyormuş. İkinci bir rivayete göre ise Kleopatra'nın Akdeniz kıyılarına yaptığı bir seyahatte bir arkadaşı ona bu hamamı hediye etmiş, hazırlatmış böyle. O yüzden ismi de Kleopatra Hamamı olmuş. Geçiyoruz ama biz burada bayağı vakit geçirdik. Biliyorsunuz ki çekim yapmak çok uzun sürüyor ve karanlığa kaldı. Şu an gün batıyor. Büyük ihtimalle karanlıkta yürüyeceğiz. Yürüyoruz ya, değil mi? Ben biraz korkuyorum ama yürüyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi dönerken burada böyle güzel bir marina bulduk. Ve bunların yanına yaklaşan küçük tekneler var. Böyle işte dondurma getiriyorlar, kola getiriyorlar, bir sürü şey getiriyorlar. Biz de şimdi onları birkaç tanesini rica ediyoruz. Yani tekneyi otostop çekiyoruz. Çünkü çok geç olacak ve çok karanlık. Bilmiyorum olur mu ama böyle el atıyoruz. Abi nereye gidiyorsun? Sarsalı'ya gidiyorsan bizi bir bırak diyoruz. Bakalım, deniyoruz. Help! Evet.
biri yaklaşıyor şu an. Abi bizi Sarsalı'ya kadar atma şansınız var mı ya? Vallahi biz de kaldık burada. Abiler sağ olsun durdular ve hayatımızı kurtardılar. Şu an Sarsalı koyuna doğru yola koyulduk, gidiyoruz. Evet, şimdi çadırlarımızın oraya geldik ve aşırı yoruldum. Ben yürüyüşe başlarken çok acıkmıştım ve gerçekten bayağı yürüdük. Şu an açlıktan ölüyorum. Hemen yemek yapmaya koyulmak istiyorum. Gelince biraz şu köşede dinlendik ve otururken birden arkamda bir şey hissettim. Böyle kocaman bir şey ve dedim ki bu ne? Bence yaban domuzu. Alper de diyor ki dikenli kirpi. Ama yani şu boylarda falan dikenli kirpi olacağını hiç sanmıyorum. Bayağı büyüktü ki yaban domuzu olabilir. 4-5 gün önce yine ben yaban domuzu görmüştüm. O da gerçekten ayı falan sanmıştım. Ya o kadar büyük ve tüylüydü ki. Sonra biraz dikkatli bakınca yaban domuzu olduğunu anladım. Buralarda çok fazla hayvan var. Çünkü yukarısı orman, hemen aşağı iniyorlar. Ama böyle bir ışık tutunca ya da böyle bir ses çıkartınca hemen kaçıyorlar. Şu an her yer çok sessiz. Ve biz bu koyda tek başımıza kamp yapıyoruz. Gördüğümüz manzara da tam olarak bu. Dolunay vardı, şu dağın arkasına gitti. Ben de böyle şurada bir tekne olduğu için sessiz konuşuyorum. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz burada. Şu an arkadan böyle çıtır çıtır sesler geliyor. Kesin yine domuz geldi. Aa, geliyor, ay. Yine kapkaranlık bir şey. Aynen, ay. Bu arada domuzu bulduk. Yaban domuzuymuş. Şöyle, bizim çadırımız şurada. Onun arkasında bir şeyler buldu galiba. Yemeye başladı ama kaçmadı hiçbir şekilde. Sonra biz de okey, hani ne olacak falan dedik. Hani yanımıza yaklaşmaz diye tam şuraya geldi. Ve böyle kapkaranlık ya, birden böyle sadece gözünü gördük falan. Hemen taş attık, kaçtı. Ama o kesin gelir ya. Günaydın. Kızın çadırın içinde yatmak çok büyük bir dert. Böyle çok esen bir yerdeyse çadırın içi hamam gibi oluyor. Sıcaklığa uyandım. Bir de işte teknelerin sesine uyandım. Ama erken uyanayım. Zaten yapacak çok işim var bugün. Şimdi kendimi denize atacağım. Böyle yerlerde kaldığımda sabah direkt kendimi denize atıyorum ve 10 bardak kahve içmiş gibi oluyor. Sonrasında da bir kahve yapacağım. Deniz çok güzel. Dün gece size gösteremedim. Yani çok belli olmuyordu. Dün geldiğimizde de hava karanlıktı. Deniz şu an çok güzel. Dün gece de bu arada bayağı geç yattık. Yani 4-5 saat falan uyudum ben. Çünkü hani çekmeye çalıştım, hiç gözükmedi büyük ihtimalle ama domuzlar indi ya. Sürekli böyle delirtti bizi, oraya geldi, buraya gitti, sürekli böyle çevremizdeydi. Ben çok korkmuyorum ama bir kere yaban domuzu çarpmıştı çadırıma. Öyle bir şey olmasını istemem yani. Şimdi ben bir denize gireyim, bir ayılayım, uyanayım ve uyanık olarak karşınıza geleyim. Sabah denize girmek beni çok uyandırdı. Bir de kahve yaptım. Şimdi kahvemi içeceğim ve dünkü görüntülere bakacağım. Neler çekmişiz, neler çekememişiz. Eğer böyle yani çok güzel çekememişsek bugün de bütün günümüz var.
Bütün gün çekeriz diye düşünüyorum. Ben bayağı beğendim görüntüleri. Güzel şeyler çekmişiz. Özellikle drone görüntüleri çok güzel olmuş. Bayağı bir dinlendim. Çadırda takıldım, matta yattım, uzandım, denize girdim derken videoyu unutmuşum. Videoyu kapatmaya geldim. Kapatmadan önce de son bir kez buradan bahsetmek istiyorum. Ben buraya yürümeden önce burası Likya yolu üzerinde olmadığını biliyordum ama Karya yolu olup olmadığını da doğrulayamıyordum. Sonra araştırdım. Burası Karya yolu üzerindeymiş. Ve bunlar aslında hep Karya antik kentlerini birleştiren yollar. Eğer gelirsen tavsiye ederim. Çok güzel yerler. Yani hem yürüyüş yaparsınız, hem böyle koylara gidersiniz. Denizi çok güzel, çok temiz bir yer. Burada bu şekilde kamp yapabilirsiniz falan. Tavsiye ediyorum. Her şeyi de eklemek istiyorum. Bizim otostop çektik ya tekneye. Onların Bedri Rami Koyun'da bir işleri varmış. Bedri Rami Koyun'da bir işleri varmış ve dedi ki gittiniz mi? Biz de gitmedik dedik. Sonra işte bizi oraya götürdüler. Bedri Rami 1974 yılında oraya bir taşa kocaman bir resim çizmiş. Hatta o görüntüleri buraya koyayım. Ve geldiğinizde de Oko'ya gidip bunu görmenizi isterim. Tabii Oko'yları nasıl gidersiniz bilmiyorum. Bizim gibi tekneye otostop çekebilirsiniz. Yani yürüyebilirsiniz bu arada ama orası bir 10 kilometreden fazla tutar. İşte bizim o gittiğimiz Kleopatra hamamına yürüyebilirsiniz. Orası 4-5 kilometre. Ya yürüyerek gezebilirsiniz ama erken çıkmanız gerekiyor çünkü yollar çok uzun. Her neyse artık videoyu kapatayım çünkü hava kararıyor ve biz de yavaştan toplanıp gideceğiz. Umuyorum ki yurt dışı videolarında görüşeceğiz tekrardan yakın zamanda. Eylül gibi beklemede kalın. Umarım size yurt dışından video yapıyor olurum. O zaman kendinize iyi bakın. İyi tatiller, iyi kamplar, güzel dinlenmeler diliyorum. Bye bye.